Okey kızım, ben bugün biraz gecikmeye başladık. Kusura bakmayın, teknik bir arızamız vardı. Stüdyoda da yeni birkaç arkadaş var. O yüzden biraz sıkıntı yaşadık. Musa da gördüğünüz gibi bugün yok. O yüzden tek başıma dersi vereceğim. Umarım öncelikle hepiniz iyisinizdir. Biz gayet iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Tekrar gecikme için kusura bakmayın. Okey, şimdi bugün grupla ilgili ders yapacağız. Herhangi bir sorunuz varsa her zamanki gibi chat kutusundan sorabilirsiniz. Ben buradan elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle şunu da söylemek lazım. Eğer herhangi bir şeyle ilgili sorunuz var ise onu da saklayın. Yani konuyla ilgili olmasa bile onu da yazın bir kenara. Dersin son 15-20 dakikasında yaparız. O şekilde devam ederiz. Oldu. Bir şey daha söyleyecektim. O da şu. Pazar akşamı dersi. Şimdi pazar akşamı dersi bildiğiniz gibi çevirisini yaptık. 2 saatlik bir dersti. Pazar günü 1,5 saat olacak, bir sonraki pazar. Bayağı uzun bir dersti, o yüzden bir uçağa indirecekler sanırım onu. Şimdi sizden bu dersi rica ediyorum. Nasıl geçti, nasıldı, iyi miydi, hoşunuza gitti mi? Çeviri mi daha rahat sizin için, yoksa Türkçe mi dersler daha rahat? Avrupa'daki arkadaşlarla birlikte online sanal olarak harmanlaşma, karışma gibi ortam oldu sanal ortamda. Yani kendinizi kısacası nasıl hissettiniz? Onları da benimle bugün burada paylaşıyorsunuz ki hep beraber bunu da üstünden geçelim. Okey. Ben aynı zamanda da sorulara buradan bakmaya çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi okuyacağımız makaleye gelelim. Okey. Bu makaleyi daha önce çalışmış olabiliriz. Sorun değil. Ama yeniden bakmakta fayda var. İradenin özgürlüğü. Okey. Özgür seçim. Özgür seçime değineceğiz. Çünkü neden değineceğiz onu da söyleyeyim. Özgür seçim hayatımızda her yerde olan bir şey değil. Tamam mı? O yüzden arada sırada nerede olduğunu hatırlamakta fayda var. Şimdi Özgür Seçim adlı makale Bağlasulama bir makalesi ilk baştan. Ve biz bu makaleyi sanıyorum bu 10-15 yıl içerisinde yani çalışmaya başladığımızdan beri yani üstünden birkaç yüz kere geçmişizdir Rav'la birlikte. Yani sabah derslerinden bahsediyorum. Sabah dersinde hiç abartmıyorum yani üzerinden kesinlikle yani en az bir 100-150 kere geçmişizdir kesin. Tamam. O yüzden bizim için de önemli. Biz şu ana kadar belki bir kere işledik bu konuyu. O da ilk giriş derslerindeydi. O yüzden giriş derslerinin ötesinde şimdi biraz daha ilerleyeceğiz. Biraz daha ilerlediğimiz için birkaç konu beraber işlediğimiz için bunun derinliğine biraz inebiliriz. Tamam mı? Çünkü hayatta birçok şeyden bahsettik. Realitenin algılanmasından bahsettik. Tüm realitenin yaratan tarafından nasıl üzerimize empoze edildiğini, kaderimizin nasıl akışıyla gittiğinden bahsettik. O yüzden burada şimdi yeniden makaleyi işleyerek ne yapacağız? Biraz daha netleştireceğiz özgür seçim konusunu. Okey. Şimdi ben size bunun linkini buradan atayım bir güzel. Sizin de önünüzde olsun. Şuraya da mutlu yazalım. Mutlu BB Submit. Okey. Okey, Musa bana da haber vermedi rahatsız olduğunu. Rahatsızmış. Tamam. O yüzden şunu biraz yakınlaştırabiliriz. Şunu biraz şöyle alabiliriz. Şunu da biraz şöyle çektik mi? Bu iş hallolur. Okey, ciddi bir şeydir büyük ihtimalle. O yüzden onu da düşünelim derste. Çünkü ciddi olmasa kesinlikle kaçırmaz bunu. Okey, o yüzden düşüncelerimizde bir taraftan da Musa olsun ders işlerken. Tamam. Okey. Şimdi izlenimlerinizi dersin sonuna bırakacağız. Tamam mı? O yüzden şimdi hemen yazmayın. Pazar günü canlı dersle ilgili. Yani bana bir geri dönüşüm vereceksiniz şimdi grup olarak. Tamam mı? Hep beraber konuşacağız. Nasıldı, iyi miydi, değil miydi? Okey. Onu dersin sonuna bırakın, sorun değil. Dersin son 15-20 dakikasını bununla geçiririz. Tamam mı? İradenin özgürlüğü. Şimdi bu biraz uzun bir makale ama gidebildiğimiz kadar gideriz. Fazla strese gerek yok. Kurt da sağ olsun soruları oradan bana yazacak ve biz de buradan halledeceğiz. Okey. Hadi bakalım. Şu şekilde biraz organize olayım, kusura bakmayın. Okey. İradenin özgürlüğü. Özgürlüğü. Bir başka dersin daha tüm dinleyici ve izleyicilerine selamlar. Okey, bu iradenin dersi Bağlasulam'ın bir dersinden çeviri.
Tamam mı? O yüzden oradan alınıyor. Direkt ben çevrenin etkisiyle başlayacağım. Tamam mı? Bir üstteki giriş paragrafından başlıyorum. Kabaca söylemek gerekirse ben ve beni geliştiren program vardır. Sonra dış kuvvetler var. Bu ben üzerinde dışarıdan etki eden çevre ve çevrenin gelişmesini sağlayan program. Şimdi çevrenin etkisi sorusuna yaklaşımda bulunuyoruz. Dolayısıyla her zaman bildiğiniz gibi çevreden başlıyoruz. Kişi var, çevresi var, aile, iş, patron, arkadaşlar vesaire. Ve tüm bu sistemi de yöneten kim var? Yaratan var. Tamam mı? Yaratanın çevre vasıtasıyla ne yapıyor? Bize bir etkisi var. O etki de bundan bahsediyor. Tamam, kısaca üzerimizdeki hayatın etkisi. Tüm bu alan. Bunu daha önce işledik. Sıkıntı yok. Çevrenin etkisi adlı alt başlık. İkinci etken ise değişmeyen esasın nitelikleriyle ilişkilendirilen doğrudan sebep ve sonuç kanunudur. Dolayısıyla bu yukarıdaki toprakta ayrışan tahıl tanesi örneğiyle açıklanabilir. Okey, bize güzel bir örnek veriyor şimdi. Bunu bir tarafa not ediyorsunuz. Tahıl tanesi. Tamam mı? Bu bizim için önemli bir örnek olacak. Tahıl tanesi. Tamam. Devam ediyoruz. Temel için gerekli olan çevre, toprak, mineraller, yağmur, hava ve güneştir. Çevre yavaş yavaş bu tahıl tanesini durumdan duruma değiştirip belli bir düzeye gelene kadar uzun bir zaman boyunca etkiler. Daha sonra esas orijinal şekline geri gelir. Yani tohum tanesi şekline, ancak nitelik ve miktarı değişmiş olarak. Şimdi bu önemli bir şey, tamam mı? Diyor ki yani bir tane tohum var. Bu tohumu toprağın altına ekiyoruz. Dışarıdan güneş, ondan sonra yağmur vesaire, ondan sonra rüzgar ve topraktaki mineraller vesaire vasıtasıyla bu şekil şemal değiştirip buğday oluyor. Tamam mı? Şu şekilde. Ve hatta bazen 2-3 tane kendisinden ürün verebiliyor. Tamam mı? Çevrenin etkisiyle tohum toprakta bu şekilde büyüyor. Tamam? Bilinen bir fenomen. Ancak diyor ki nitelik ve miktarı değişir diyor. Yani bakın tohum aynı tohum, tamam mı? Ama çevrenin etkisiyle kendisinin geldiği o başaktan, o filizden daha farklı bir boyut ve miktar ve kalite alıyor diyor. Yani buğday tanesi aynı buğday tanesi. Bir önceki atıyorum filizden alınan bir buğday tanesi. Nereden baksanız hepsi birbirine benziyor. Ama onu toprağa ekiyorsunuz. O toprağın içindeki etkiyle, suyla, güneşle vesaire bir önceki filize göre, tamam mı? Buğday sapına göre farklı boyutta, niteliklerde, kalitede olabiliyor diyor. Tümüyle farklı, yani tümüyle farklı olmasa da farklı bir başak diyelim. Açıkçası bu tohum tanesi tek başına hiçbir değişime uğramazdı. Bununla birlikte belirli bir çevrede kaldığından, bu çevreden etkilenerek belirli bir yolda gelişir. Buna ek olarak öyle bir etken var ki bunu çevre değiştiremez. Bir tohum tanesi her zaman bir tohum tanesinden oluşur. Ancak çevrenin değiştirdiği bir etken vardır. Tohum tanelerinin kalite ve miktarı. Dolayısıyla kalitesi çevreye bağlı. Buğdaydan mısır olmayacak, yulaf olmayacak, başka bir şey olmayacak. Buğdaydan buğday olacak ama kalitesi çevreye bağlı. Devam ediyoruz. Kabala'da bir kişiden bahsederken, muhtemelen bunu daha önce duydunuz, yardana giden yolumuz değişmez deriz. Bizim iç ruhani genimiz yukarıdan inmek suretiyle elde edilmiştir. Sonsuzluk dünyasından aşağı bizim dünyamıza. Her kişi bu programı olan geni taşımaktadır. Açıklamak gerekirse kişinin dünyamızdaki ve üst dünyada yükselişi, tüm gelişim aşamaları, bu aşamalar değişmez.
Bunu daha önce çalıştık, tekrar hatırlamakta fayda var. Çünkü bazen arkadaşlar diyor ki kaderimizi değiştirebilir miyiz? Şu kalpteki noktamız, bu hepimiz için geçerli, tamam mı? Mükemmellikteydi. Yaratan bunu bu dünyanın seviyesine indirdi. Ve şimdi biz bu dünyadayız. Okay? Dediği şey şu. Reenkarnasyonlardan geçtik. Maneviyata başladık. Ve manevi basamaklardan yukarıya çıkmaya başladık. Diyelim yukarıya çıkıyoruz. Diyor ki bu yol değişmez. Geliş ve gidiş aynı. Tamam, kaderimiz değişmeyecek yani. O yüzden birçok arkadaş soruyor, kaderimi değiştirebilir miyim vesaire. Hayır. Tamam, kusura bakmayın. O değişmeyecek. Bir sonraki paragrafa geçiyoruz. Çevre tarafından değiştirilebilen tek şey nitelik ve miktardır. Yani kişinin bu yoldaki hız ve niteliği. Kişi ya bu yolda acı, korku, ıstırap, binlerce yıllık savaşlarla ya da rahatlık içinde geçirebilir. Yani yolu nasıl geçireceğim belli. Ya ızdırapla, tamam mı? Ya iyi bir şekilde. O seçim bana ait. Ama kader aynı kader. Okey. Bunu gittiği yoldaki yaklaşımını değiştirerek yapabilir ki amacını başarmış gibi olsun. Aslında henüz bunu yapmamış olsa bile, yani henüz daha maneviyat edinmemiş olsak bile bu şekilde yol alırsak iyi ilerleriz diyor. Kendi ve amacı arasında bağ kurmaya başlar ve sonuç olarak bu onun parçası haline gelir. Bütün bunların hepsi kişinin kendine bağlıdır. Dolayısıyla bakın, burada güzel bir nüans var yakalamamız gereken. Henüz diyelim ki maneviyatı daha edinmedik. Tamam mı? Buradayız. Ama şurayla ben ilişkilendirirsem kendimi, o zaman henüz ben maneviyatta yükselmemiş olmama rağmen kendimi burayla ilişkilendirdiğim için daha maneviyat edinmeden kendime daha rahat ilerleyecek bir ayar yapabilirim. Bu çok önemli ve hassas bir konu. Çünkü birçok arkadaşın maneviyatta doğru ilerlemesinin problemi bu ayarı yapamamak. Biz biliyoruz ki bir bebeğin doğduktan sonra büyümesi, adam olması, iki ayağı üzerinde yürüyüp hayatını idame ettirebilmesi 25-30 yıl sürüyor. Sürüyor yani bizim neslimizde. Tamam, öyle. Dolayısıyla maneviyatta da bize bu işaret veriyor yaratan. Diyor ki yani bu iş zaman alacak diyor. Doğada da böyle görüyorsunuz diyor. Tamam mı? Dünyanın büyük patlamadan bitkisel seviyenin gelişimine kadar gelişimi milyarlarca yıl. Sonra bitkiselden hayvansala gelişim 100 milyonlarca yıl. Hayvansal seviyenin gelişmesi milyonlarca yıl. Ve maymundan insana doğru gelişim o da binlerce yıl. Dolayısıyla yaratan bize tüm yaratılışta bir diyor ki bu iş biraz zaman alacak. O yüzden boşuna sabreden derviş muradına ermiş demişler. Bu yüzden yapmamız gereken şey çok kolay. Bu zaman alacak dönemi nasıl biz şu anda rahatlıkla geçirebiliriz? O diyor ki amaçla ilişkilendirirsen ve kendini hep amaca ilişkin şekilde yön verirsen rahat edersin. O yüzden zor bir şey değil fazla. Bir sonraki paragrafa geçiyorum. Tamam. Bunun yanında konu sadece yolumuzu kolaylaştırmak değildir. Aslına bakarsanız yolumuz özgürce, tüm onayımızla, kendi kişisel katılımımız ve iyi yaklaşımımız dışında alınamaz. Bu çok önemli bir şey. Daha önce ne dedim? Maneviyatta mutlu olmadan ilerleyemezsiniz dedik. Hatta hafta sonu geldiyseniz İstanbul'da bir çalıştay yapmıştık. Dedi ki maneviyatta nasıl mutlu ilerleyebiliriz? Bu çok önemli bir şey. Eğer mutlu olmazsanız bu işte ilerleyemezsiniz. Tıpkı çocuklar mutlu olmazsa büyüyemedikleri gibi. O yüzden doğamız gereği çocuklarımıza hep, yani en azından geçmiş nesiller öyleydi. Şimdi gazetelerde kabus gibi şeyler okuyoruz ama geçmişte hep ailede kötü bir olay olsa bile çocuklara hiç yansıtılmazdı. Niye? Çünkü bilinir ki çocuklar mutsuzluktan gelişemezler. Hep mutlulukla, hep olumlu koşullarla gelişirler. O yüzden burada da biz bu, nasıl diyeyimse, bunu oturtmak zorundayız. Tamam, o yüzden grup çok önemli. O yüzden grupta herkes birbirine mutluluk ve iyi bir hal vermeli.
Tamam mı? O yüzden hep sağ çizgiden gidiyoruz. Daha önce bahsettiğimiz şeyler bunlar. Bunlar özgür seçiminize dahil olan nüanslar bakın. Tamam. Bizi işin içine hafif püf noktalarını bize fark ettirmeden alttan koyuyor. Ama bunlara dikkat etmemiz lazım okuduğumuz zaman. Bu reşimo içimizde var olan tohum yani kendi tarafımızdan seçilmiş ve yaratılmış bir çevreye yerleştirilmezse gelişemez. Yani seçim yerimi bana söylüyor. Sadece bu çevre bu tohumun gelişimi için hazır ve kullanılabilirdir ki doğru sonucu elde etsin. Bu da birçok yeni merhametli ve iyi tohumlar demektir. Öyleyse bu çevre temeldir. Ve yatak önceki şeklini almıştır. Yatak dediği şey özümüz. Tamam mı? Nokta yani. Yani tahılın şeklini farklı bir nitelik ve miktarda ve genel görünüş itibariyle tamamen değişmemiş olarak kalır ki ondan ne mısır gevreği ne yulaf oluşur. Onlar özellikle miktar bakımından değişirler ki bir saptan bir ya da iki düzine sap çıkar ve nitelik olarak da tahılın önceki şeklinden daha iyi ya da daha kötü olur. Tamam, gördüğünüz gibi mısır ve yulaf örneklerini biraz önce verdim. Makale içimize işlenmiş durumda. Tamam. Şimdilik herhangi bir sorunuz olmasa gerek, daha yeni başladık. Birkaç paragraf daha okuyalım. Alışkanlık ikinci doğan olur kısmına gelince sorulara geçeriz. Buradaki de aynıdır. İnsan çevreye yani topluma yatak olarak yerleştirilmiştir. Yani tohum olarak. Tamam. Ve tahılın çevreden etkilendiği gibi insan da onun tarafından etkilenmeye zorlanır. Çünkü özümüz yani yatak işlenmiş ham haldedir. Öyleyse etraf ve çevre ile ikili ilişki sayesinde insan yavaş bir prosedür ya da olaylar zinciriyle tek tek sebep ve sonuç olarak ki bu kurallar değişmez ancak çevre tüm akımın sırasını ve gelecekte alınacak sonucun niteliğini belirler, etkilenir. Yani ne dedik? İçimizdeki tüm izlenimler, nasıl diyeyim onu bir başka sayfaya geçeyim. Daha önce hatırlarsanız reşimottan bahsetmiştik, tamam mı? Okey. Hepimizin içinde manevi bir gen var. Tamam. Manevi genimizde okey. Yaşamamız gereken milyarlarca olay var. Milyarlarca yani. Sadece gün içinde zaten kaç bin tane olaydan geçiyorsunuz fark etmeseniz de. Tamam mı? Ta buradan buraya kadar. Yaratılışımızın başından milyarlarca milyarlarca olaylar, tamam mı? Hayatımda her gördüğüm milisaniyeyi düşünün. Onlar hayatım dediğimiz bu dünya denilen filmde izlediğim kareler. Tamam, her saniye sanki düşünün tak 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 tak. O yüzden her defasında izlenimlerden geçiyoruz. Ve çevre benim bu izlenimleri nasıl yaşayacağımı tayin ediyor. Onu söylemeye çalışıyor. O yüzden iyi çevre iyi tayin ederim, kötü çevre kötü tayin ederim ama yine her halükarda içimde bunların hepsi ifşa olmak zorunda. Tamam. Öyleyse etraf ve çevre ile ikili ilişki sayesinde insan yavaş bir prosedür ya da olaylar zinciri tek tek sebep ve sonuç olarak etkilenir. Bir sonraki paragrafa geçiyoruz. Aynı zamanda temelde dahil olan özellikler bir bilgi biçimi edinerek de değişirler. Örneğin bir kişi pinti olma eğilimini miras aldı. Yetişkin olduğunda kendine çeşitli mantıklı sebepler bulmaya başlar ki bir kişinin pinti olmasının iyi olduğu doğru sonucuna varabilsin. Şöyle ki, kişi çevreyi doğuştan gelen içsel niteliklerine uydurur. Yani babası cömert olmasına karşın ondan pintilik gibi negatif bir eğilim miras alabilir. Çünkü yok olan da var olan gibi miras alınmıştır. Okey, bu çok ince bir ayar. Neden geliyor bize birçok nitelikler? Şimdi biz nitelikleri sadece annemiz ve babamızdan almıyoruz, tamam mı? Tamam, genler ve hormonlarımız, niteliklerimiz, tüm içimizdeki nitelikler önceden konuluyor içimize. Cömert mi olacaksınız, cimri mi olacaksınız, yalancı mı olacaksınız, dürüst mü olacaksınız, değil mi? Her şey. İçimizde tüm bu nitelikler önceden konuluyor. Net, tamam. Ama biz sadece anne ve babamızdan bunları almıyoruz. Ta yaratılışın başından beri, tamam mı? Tüm insan nesillerinden içimize sürekli kalan o izlenimler var. Sadece hangi ortamda bunun
ortaya çıkacağı ve benim nasıl kullanacağım çevreye bağlı. Tamam mı? Dolayısıyla da yani babam mesela çok cömert olsa bile, tamam atıyorum dedemin dedesinin dedesinden kalan bir pintilik varsa bende çıkabilir yani ortaya. Ve kişisel zannededik kendisini doğası gereği haklı çıkartır. Tamam her zaman. O yüzden kişi cimri de olsa, yalancı da olsa, bir adam öldürmüş dahi olsa her zaman kendisini haklı çıkartacak bir nokta bulur. Doğamızda bu da var. Okey, devam edelim. Bu neden oluyor? Çünkü tohum dış katmandan ayrışır. Öyleyse belli bir nitelik, diyelim ki paraya olan tavır, yaklaşım değişir. Para harcayanın pinti bir oğlu olabilir ya da tam tersi. Yani özel bir yaklaşım, dış katman değil, miras alınabilir. Dış katmanın şekli çevreye bağlıdır. Ya da atalarından açık görüşlü olma eğilimini miras alırsa kendisi için fikirler üretir ve bunlardan açık görüşlü olmanın iyi bir şey olduğu sonucuna varır. Ancak kişi bu cümleleri ve sebepleri nereden bulur? Kişi bunları çevresinden alır, bilinçsizce. Çünkü çevre fikirleri ve tatları ona yavaşça neden ve sonuç süresi içinde aşılar. Ve bu öyle bir yapılır ki insan onları kendininmiş gibi algılar. Onları özgür düşünceyle edinmiş gibi. Yani diyelim ki şu reşimotlardan bir tanesi. Tamam diyelim içimde bir reşimot var. Herhangi bir nitelik. Bunun ne şekilde ortaya çıkacağı, ne şekilde benim bunu bana ait olarak hissedeceğim direkt çevrenin etkisiyle oluyor. O yüzden hiçbir zaman kişi bu bana ait, bu benim diyemez. Yok öyle bir şey. Tamam, hiçbir şey kişiye ait değil. Kişiye ait olması mümkün de değil. Çünkü kişi içindeki nitelikler ile doğuyor. Çevrenin o nitelikler üzerine yaptığı etkilerle kendisini geliştiriyor. Yani içinde bu nitelikler gelişiyor. Pinti olabilir, cömert olabilir, yalancı olabilir, katil olabilir. Önemli değil. Çevre vasıtasıyla içindeki bu izlenimler çevreden etkiyle gelişiyor. Yani ne nitelikleri insana ait, ne de o niteliklerin nasıl gelişeceği insana ait. Tamam, bu çok ince bir ayar. Çünkü hiçbir zaman artık şunu diyemeyiz, ben böyleyim diyemeyiz. Ben sadece çevrenin sonucu olarak buyum diyebiliriz. Ama bizim kendimizden ben kendimi şöyle yaptım dememiz mümkün değil. Tamam. Devam edelim. Birkaç paragrafımız daha kaldı. Sonra sorulara geçeriz. Böylece kütüphaneye belirli kitapları gözden geçirmeye gider ve sonuç olarak bazı insanlara yakınlaşmış olur. Başka kişilere değil, bu insanlara ve belirli meslekleri seçer. Öteki yarısına bir olayla rastlamış gibi görünür. Radyoda duydukları ve televizyonda seyrettiklerini filtreleyen kendine ait bir yolu vardır. Kanalları değiştirir. Bütün bu tesirler nereden geliyor? Bu yolla bilinçaltımız içimizde var olan programı gerçekleştirir. Yani reşimotu bilinçaltında gerçekleştiriyoruz. Yani içimde ortaya çıkan nitelikler oluyor ve ben ona göre bir arayışa giriyorum. Dürtü yani. Kalpteki noktanın bizi dürttüğü gibi. Kalpteki nokta da ne yapıyor? Bizi dürtüyor. Dürttükçe ne yapıyor? Arıyorum. Bir yerde bir şeyler arıyorum. Ya kitap arıyorum ya internette dolanıyorum. Arıyorum ki bu dürtüye bir cevap bulayım. Tamam. Diğer niteliklerimiz de öyle. Eğer zengin olmak isteseydik o yolda arayışta olurduk. Eğer bir konuda bilgi sahibi olmak isteseydik o konuda arayışımız olurdu. Atıyorum canımız yazar olmak isteseydi kendimizi onun içine koyardık. İçimizde dans etme niteliği olsaydı kendimizi onun içine koyardık. Onun arayışı, tamam, içimizdeki o nitelikten dolayı onun arayışına otomatik olarak bilinçaltında ne yapıyoruz? Giriyoruz, kendimizi o çevreye koyuyoruz. Ve öyle bir yapılır ki insan onları kendisininmiş gözüyle bakar. Öyle ki özgür düşüncesiyle edinmiş gibi. Burada da aynı tahılda olduğu gibi yatağın, yani özümüzün değişmeyen bir parçası vardır. Ve miras alınan eğilimler aynı atalarındaki gibi kalırlar.
Bu ikinci etkendir. Atalarımdan aldığım şey aynen o şekilde kalıyor. Değiştirecek hiçbir şey yok o yüzden. O yüzden kader falan değiştirmemiz mümkün değil. Görüyoruz şimdi çalıştıkça bakın detaylar indikçe görüyoruz ki aslında bana ait bir şey yok ki zaten. Neyin kaderi olsun? Tamam. Öyleyse kişi bunlar dışında hiçbir şekilde özgür değildir. Bu bizim bağlaçlama anlayışımız itibariyle basit ve özet bir sonuçtur. Bunun arzularımızın içinde ruhani ve maneviyatta nasıl olduğu yollarına dair derinlemesine konuşacağız. Hala bir kişinin psikolojik yapısı ve psikolojik değişimleri hakkında konuşuyoruz. Gelecekte bunu manevi düzeyde açıklıyor olacağız. Ancak şu an için sadece sonucu hatırlamak bizim için daha kolay. Bundan daha önce bahsettik. İnsan psikolojisini neden insan çözemiyor? Çünkü insan psikolojisi insan seviyeye ait ama bizim hayatımız hayvan seviyesine ait. O yüzden insan psikolojisini bu dünyevi bilinçte, beş duyumuzda çözemeyiz. Çünkü insan psikolojisi içselliğimiz. Hepimizin içselliği farklı olduğu için grup olarak içsellikleri, içsel halleri kategorize edemeyiz. Her insanın psikolojisi farklı. O yüzden her insanın psikolojisini çözmek için manevi seviyede yani daha üst bir bilinçte olmam lazım ki aşağıda olanları çözebileyim. Bu yüzden hayvan, bitkisel, cansız seviye, biyoloji gibi tüm bilimleri anlayabiliyoruz. Niye? Çünkü hayvan, bitkisel ve cansız seviyelere ait. Bizim altımızdaki seviyelere ait. Ama insan özen kendi kendisini anlayamıyor. Bu yüzden depresyonda, sürekli savaş halinde, sürekli problemler yaşıyor vesaire. Vesaire. Bu ikinci etken yani çalışmamız, hayattaki arayışımız, içimizde yaptıklarımız, her şeyin içimizde varoluş şekli kesinlikle önceden belirlenmiştir. Bu bizim özgürlüğümüzden anladığımız şeydir. Özgürlük nedir? O içimde var olanın farkına varmamdır. Bununla birlikte burada iradenin özgürlüğü nerededir? Biri benim içime ne katacağını seçmiş ve ben sadece onu uyguluyorum. Tamam, bize o yüzden güzel iki soru vermiş. Okay. Şimdiki sorulara bakalım. Biraz sorulardan geçelim. Ondan sonra biraz daha okuruz. Tamam, makale kolay bir makale. Bağlaçlama'nınkinin özeti çünkü. Bağlaçlama makalesi biraz daha derin. Ama bakalım neler var, neler yok. Okay. Şimdi Alexander sormuş İzmir'den. Merhaba demiş. Facebook üzerinden organize olup makaleler okuyoruz ama fiziksel olarak bir arada değiliz. Bu konuda bayanlar ve erkekler olarak ayrı ayrı mı yoksa karma da yapabilir miyiz? Bunu doğru bir niyetle. Arkadaşlar şöyle yapmanız bana sorarsanız daha makul olur. Manen ilerlemek istiyorsanız yani kafa karıştırmayı minimal yapmak istiyorsanız, kendinizi ciddi çalışmaya adamak istiyorsanız erkekler ve bayanlar ayrı okusa daha iyi olur. Şimdi biz sanal dersleri beraber yapıyoruz. Sorun yok orada. Tamam, hep beraber şimdi bu sanal bir ders. Burada beraber çalışıyoruz. Ama bir makale üzerinde beraber okuma yapacaksanız bunun ayrı ayrı yani erkeklerin ayrı, bayanların ayrı yapması daha faydalı olur. Okay. Yani biz de öyle yapıyoruz. Gördüğünüz gibi sabah dersleri ne yapıyoruz? Sabah dersleri erkekler yapıyor. Erkeklerin ayrı yaptığı bir olay. Cumartesi bakın. Cumartesi sabah dersleri ilginç. Cumartesi sabah dersleri tüm topluluk için. O yüzden cumartesi sabah dersi sabah 4'ten 8'e kadar hem erkekler var hem bayanlar var. Niye? Çünkü bayanlar da rava sorular sormak istiyor. O yüzden ne yapıyor? Onlar da geliyorlar. Topluluk için bir ders oluyor. Ve cumartesi öğleden sonra da topluluk için dersler oluyor. Yani karışık yaptığımız dersler var. Topluluk için, genel olarak hepimiz için. Ama bir de yani kabalistik, otantik kabalistik kaynakları bir de grup olarak, yoğun olarak çalıştığımız zaman onları yalnız çalışıyoruz. Erkekler ayrı, bayanlar ayrı. Tamam. Yani ortak yaptığımız şeyler var, ayrı yaptığımız şeyler var. Makaleleri ayrı çalışırsanız erkekler ayrı, bayanlar ayrı daha iyi olur. Oktay sormuş İzmir'den. Eğer özgür seçim manevi çalışmamızı etkiliyorsa realiteyi farklı algılamakta kaderimizi de değiştirmiş olmuyor muyuz? Kaderimizi değiştirmiyoruz.
Eninde sonunda yaratan bizi son ıslaha getirecek. Şurada çizdiğim gibi. Tamam mı? Şuraya gelelim. Tamam, şurada çizdiğim gibi. Daha önce bundan bahsetmiştik. Hatırlarsanız ilk dönemin ilk derslerinde 2, 3. Birinci safa, ikinci safa, üçüncü safa. Şimdi yaratan bizi baştan şurada mükemmellikte yarattı zaten. Burada her şey mükemmellik içerisinde. Her şey süper. Işıkla doluyuz, yaratanı hissediyoruz. Her şey rahatız. Ama bilincimiz yok. Bizi öyle yarattı. O şeklin içindeyiz. Bize ait bir şey yok yani. Tam bir bebeğin annesinin kollarında rahat, huzurlu, keyfi yerinde olması gibi. Ama o henüz bir adam değil. Potansiyel adam. Hala keyfi yerinde, mükemmellik içinde, hiçbir eksiği yok. Kendini çok iyi hissediyor. Ama adam değil. O yüzden bizim değiştirdiğimiz bir tek şey var. Gerçeği algılamaya gelmek dediğimiz bu üçüncü safhada, şuradaki son safhamızda yani. Burada. Tamam. Burada ise tam anlamıyla adam oluyoruz. O yüzden adam olmak denilen bir konsept var. Oraya gelişimiz nasıl olacak? Biraz önce makalede okuduğumuz gibi. Kalpteki nokta vasıtasıyla bir seçim yapacağım. Yani sürekli an be an yapacağım. Zamanla göreceksiniz ki bu seçim olayı her saniye var. Şimdi pek öyle hissetmiyoruz. Sanki hayatın akıntısı var ve ben de şimdi belli bir manevi çalışma kabalaya geldim. Onda nasıl geldim onu da bilmiyorum. Hadi geldim, içim rahat etti, biraz takılıyorum arkadaşlarla vesaire. Tamam mı? İyi bir hissiyat var çünkü yaratan elimizden tutuyor. Kongreden sonra elimizi bırakacak. Söylüyorum bak açık açık. Tamam mı? Eylül'de kongre yapacağız. Eylül'e kadar lay lay long kongrede iyi olacak. Büyük ihtimalle hoş bir şey geçireceğiz. Kongreden sonra elinizi bırakacak. Şimdiden söylüyorum, tamam mı? O yüzden şimdiden hazır olmanız lazım. Hazırlanmanız lazım. Nasıl hazırlanacağız? Ne kadar çok derslerden alabilirsek, kitaplardan, dostlardan ne kadar çok güç alabilirsek, ne kadar çok iyi yatırım yaparsak şimdi o kadar iyi. Yani yürümeye ne kadar şimdi çaba sarf edersem beni bıraktığı zaman ayaklarımın üzerinde durabilirim. Tamam. Burada da aynı şekilde. Bize her an be an seçim noktası verdiğini göreceğiz. Tamam mı? İlk etapta böyle yavaş yavaş bizi getiriyor, iyi bir his veriyor. Doğru bir şeyi, kalbimizin rahat ettiği bir yeri bulduğumuz hissini veriyor. Tamam. Oradan sonra da ne yapıyoruz? İlerliyoruz yavaş yavaş. Ondan sonra özgür seçim daha etkili olacak. Şimdi pek hissetmeseniz de o zaman etkili olacak. Okey. Manevi çalışmamızı derken şöyle diyebilirsin. Özgür seçim manevi çalışmanın değil, manevi çalışman manevi gelişimini etkiliyor. Öyle dememiz daha doğru o yüzden. İzmir'den Cem soruyor. Çabamın karşılığında ödül göremezsem nasıl mutlu olabilirim? Çok basit. Bunun kabalistler tarafından şimdi bu güzel bir soru. Ödül nerede? Tamam. Öncelikle çaba sarf ettiğini bilmiyorum. Çünkü kabalistlerin çaba dedikleri şey çok farklı bir olay. O yüzden adam hatta çalışırken şunu bile diyebilir. Yani adam 10 yıl geçirmiş olabilir. Hiç çaba sarf etmemiş de olabilir. Çaba denilen şeyi burada iyi tanımlamamız lazım. Şöyle düşünün. Kalpteki noktanızın sadece uyanması ve kişinin kalpteki noktasının gerçeği buldum hissini aldığı bir yere getirilmesi adam için yeterince bir ödül, onu söyleyeyim. Ki bunun için de hiç çaba sarf etmediniz. Onu da söyleyeyim. Tamam. O yüzden kişinin sadece hayata yönelik uyanması, elinden tutulması ve tüm dünyanın rezilliğini görüyorsunuz şimdi yani her gün gazeteleri okusanız kepazelik içerisinde. Tüm onun içinden böyle cımbızla tereyağından kıl çeker gibi çekilip getirtilmesi ve kendisini rahat hissettirdiği cevaplar bulduğu bir yere gelmesi yani başlı başına bana sorarsanız ödül. Şimdi bunun ötesinde çaba sarf ettim ve ödülüm nerede sorusu için adamın öyle bir çaba sarf etmesi lazım ki
artık elimden hiçbir şey gelmiyor. Yani bu. Beni öldürün. Artık öldüreceğiz seni deseler, abi öldürün, yapacak başka bir şeyim yok koşuluna gelmesi lazım adamın. Ve bu yıllar alan bir süreç, onu size söyleyeyim. Yani. O yüzden kötü de bir şey değil yıllar alması. Hatta Bağdat Sultan diyor ki uzun yıllar alması adamın maneviyatta çok çok daha hızlı ilerlemesini sağlar diyor. Yani hazırlık döneminde sabırlı olan bir kişi maneviyatta ilerlerken o zaman çok daha hazır ve hızlı ilerler diyor. O yüzden yavaş olması bizim çok lehimize. Hiç gözünüz korkmasın. Tamam, çocukken nasıl büyümekte gözünüz korkmuyordu? Burada da öyle. O yüzden ödül kişinin gelmesinde, bunun ötesinde edinmek ve edinmeyi ödül olarak görüyorsanız yolda o da değişecek. Onu da söyleyeyim. Yani onun tanımı da değişecek sonra. Sonra göreceksiniz ki esas ödülünüz bu işi yapıyor olmak, çalışıyor olmak. Daha sonra esas ödülünüzün kendiniz için hiçbir şey değil, aslında arkadaşlara yardım etmenin bir ödül olduğunu görmeye başlayacaksınız. Ondan sonra diyeceksiniz ki yaratana belki, biliyor musun, bana hiçbir şey verme. Hiçbir şey almaya rağmen, yani hiçbir şey istemiyorum. Sadece şu arkadaşlara yardım edecek fırsat ver. Ve ödül o olacak. Yani şunu söyleyeyim. Maneviyat çalıştıkça beklentiniz, isteğiniz göreceksiniz, değişim yaşayacaksınız. Ama siz şimdi istediğinizle, şimdi mahzumu geçelim, yaratanı ifşa edelim vesaire, tüm realite ayaklarımızın altına serilsinden çok farklı bir şey olacak. O yüzden bugün adama doğru gelen şey, yarın görecek ki adam dün haksızmışım, yanlışmışım. Ama bu, dediğim gibi, bu tür izlenimlere gelebilmeniz için çalışmamız lazım hayatta olduğu gibi. Tamam. Ali Rıza Bey soruyor. Islah dünyasında bir nevi cehennem diyebilir miyiz? Yanıp arınacağımız ve ıslah dünyasında arınmaya tanınan belli bir süre mi var? Bu süre geçilirse kısır döngüye, yani sonsuz cehenneme mi düşmüş oluruz? Cehennem falan yok Ali Rıza Bey. Cehennem, Kabalistlerin dediği şey cehennem burası yani. Tamam. Esas cehennem burası. Kabus gibi bir yer burası. Daha adam doğuyor. Nerede doğacağına karar veremiyor. Kimin çocuğu olacağı belli değil. Tamam, garibin birisi olabilir. Kraliyet ailesinde prens de doğabilir. Dünyaya bakın, kabus gibi yani. Tamam, Afrika'da çocuk doğuyor. Bir gün, iki gün sonra açlıktan ölüyor. Tek tarafta onun yediği önünde, yemediği arkasında. Yani Kabalistlerin dediği yer burası cehennem. Buradan daha beter bir yer yok. Burası çünkü yaratana en uzak dünya. O yüzden yaratanı hissetmiyoruz burada. Şimdilik cehennemi böyle tanımlayalım. Maneviyatta da tanımı var. Ama şu an için erken. Yani şu an için bizim konumuz değil. Ona da geliriz makalelerin birinde kesin. Konya'dan Evrim soruyor. Kaderimi değiştiremeyeceksem düşüncemin içerdiği güçle neyi ne kadar değiştirebilirim? O çevreye bağlı. Çünkü bizi çevre etkiliyor. Çevre etkilediği için şu ben, bu benim, bu biziz, tamam mı? Tohum diyelim. Ve ne yapacağım? Kendimi eğer kalpteki noktamı, bu tohumu geliştirmek istersem öyle bir çevrenin etkisi altına koymam lazım ki buna iyi etki yapsın. Tamam mı? Buna suyunu, ışığı, mineralleri, başka ne lazım? Nem, topraktaki nem vesaire, her şey ideal olsun. Ki bu tohum hemen hızlı, güzel, sağlıklı, bol meyve verecek bir ağaç olsun. Tamam. Şimdi bunu yapabilmem çevre seçimine bağlı. O yüzden Kabalistler de diyor ki bak, kalpteki noktan uyandıysa ve artık ruhunu geliştirmek gibi bir izlenimin varsa, içinde böyle bir arzu varsa, o zaman bu hissi iyi kullanmak lazım. Çünkü demek ki bu yaratan adamı çekiyor önden. Tamam mı? Kalpteki nokta kişiyi yaratana çeken nokta. O yüzden ona iyi bakmamız lazım. Diyor ki, çünkü kötü bakarsak belli ki tokat yiyeceğiz. Tamam mı? O yüzden yapabileceğin şey şu. Bu kalpteki nokta tüm realitede, tamam mı? Hepimiz bir realitenin içerisindeyiz.
ona ait has bir yer var diyorlar. Senin kalpteki noktan atıyorum buraya bağlı. Ve onun şimdi buraya gelip aşağıdan diyelim manen yükselip şuradaki yerini adam akıllı alması lazım. Bunu senin yapman lazım. Sen uyandıysan yerine dönmen lazım. O yüzden gökyüzündeki babamıza geri dönmek diye bir konsept var ya da yaratanın katına çıkmak diye. Şimdi kişinin bunu yapmaması tüm sistemi olumsuz etkiliyor. Çünkü hepimiz bir realitenin içindeyiz. Tamam, hemfikiriz değil mi? Hepimiz bir dünyada yaşıyoruz. Hepimiz aynı dünyanın üzerindeyiz. Dünyanın atmosferi, ormanları, dağları, taşları, güneşin ışığı, ozon tabakası, denizler, sular, rüzgar, her şey hepimizi etkiliyor. Doğru mu? Doğru. Demek ki hepimiz bir sistem içinde yaşıyoruz. Şimdi diyor ki kabalistler, sen bu sistem içerisinde doğru şekilde kendini yerine koymazsan olumsuz etki yapıyorsun. Yani gidip sokaktaki adamın ne bileyim başkasını gidip öldürmesi gibi. Tamam, atıyorum. Ya da başkasından bir şey çalması gibi. Yani ona zarar veriyor. Zarar verdiği zaman ne yapıyor? Zarar verdiği insana, insanın ailesine, akrabalarına, şehirdeki insanlara, hatta tüm ülkeye aslında olumsuz bir etki yapmış oluyor. Maneviyattan bakacak olursak tüm dünyaya olumsuz bir etkisi var. Şimdi sen burada olumsuz bir şey yaparsan, diyelim bunu kırmızı, okey yapalım. Senin olumsuz etkin tüm sistemden geçiyor, geçiyor, geçiyor. Yani 7 milyar insanın yaşadığı koşuldan geçip sana tak geri olumsuz olarak geliyor. Sen bunu birden hissetmiyorsun elbette. Bugün bir başka tokat, ondan sonraki gün başka bir tokat vesaire vesaire gidiyor hayat. Tamam. O yüzden yapmamız gereken şey burada şu. Düşüncemi ne iyi etkiler? Çevre. Çünkü ben gördüğümü düşünüyorum. Tamam, reklamlar neden çok önemli insanlar için? Reklamlar bana şunu düşünmem lazım, bunu istemem lazım, bu istediğim şeyi nasıl elde etmem lazım düşüncelerini vermek için. O yüzden milyonlarca, milyarlarca dolar daha doğrusu reklama harcıyorlar. 500 milyar mı neymiş yıllık reklama harcanan para. Yani o 500 milyarın 50 milyarını alsanız tüm dünyayı kat kat doyurursunuz yani. Hiç aç adam kalmaz yani. Tamam? Ama biz 500 milyar reklama veriyoruz. Şimdi sonuç itibariyle kişinin de düşüncelerini iyi etkileyebilmesi için bu çevreye ihtiyacı var. Ki burada çevrenin etkisiyle, şöyle yapalım. Çevrenin etkisiyle benim düşüncelerim doğru yönde olsun. Düşüncelerim doğru yönde olursa ne olacak? Eylemlerim düşünceye göre hareket edecek. Yani niyetim, düşüncem, ha bunu şöyle yapmam gerek diyeceğim, niyetimi oluşturacağım ve eylemim o çevrenin bana verdiği düşüncenin sonucu olacak. Burada hızlandırma potansiyelimiz var olayları. Bir an önce çevrenin etkisiyle içimde birçok şeyi hızlı bir şekilde yaşayabilirim o yüzden. Tamam, çok basit bir prensip. Reklamları seyredeceğime kitapları okuyorum. Ya da akşam futbol seyredeceğime derse geliyorum. Şimdi biliyorum ki arkadaşlarla hep beraber çalışıyoruz. Burada hep beraber oturmamızın bir amacı var. Hepimiz ruhumuzu inşa etmek istiyoruz. Kalbimizi dost sevgisi denilen bir nosyondan arındırarak yaratanı hissetme arzusu yaşıyoruz. Hepimiz bunun için buradayız. Sadece bu düşünce, bu niyet şu anda üzerimize ışığı çeken şey. Işığı hissetmesek de, tamam, yaratanın ışığını kişi hissetmese de bizi sarıyor. Tamam, yaratan sürekli bizi kucaklıyor, öyle düşün. Bir bebek de annesinin rahmindeyken nerede olduğunu bilmiyor. Annesinin kucağındayken dahi nerede olduğunu bilmiyor. Hatta doğumdan belli bir dönem sonra bile annesinin rahminden çıkıp çıkmadığının farkında değil. Tamam. Biz de aynı şekildeyiz. Nerede olduğumuzu, yaratanın içinde dahil olduğumuzun farkında değiliz. O yüzden beni bu farkındalığa getirecek, bu farkındalığa doğru itecek tüm düşünceleri ancak çevreden alırım. O yüzden futbol maçı yerine derse geliyorum, atıyorum film seyredeceğime,
arkadaşlarla makale okuyorum vesaire. Niye ki hep düşüncelerim bu yönde olsun diye. Tamam. Güzel. Gökhan sormuş Ankara'dan. Kişiye ait hiçbir şey yoksa çevre kişiyi nasıl inşa ediyor ve bunun sonucunda ne oluyor? Bu güzel bir soru. Kişiye ait sadece kalpteki nokta var. O da aslında kişiye ait değil. Tamam mı? O sadece kişinin kendisine ait bir şeyi inşa edebilmesinin diyelim ki potansiyeli. O yüzden bu potansiyeli nasıl kullanacağıma bağlı. Şöyle düşün. Ben iş hayatına girmek istiyorum. Babam zengin ve diyor ki bak evlat ben sana sermayeni vereceğim. Tamam. Şimdi ben bu sermayeyi alıyorum. Bu sermaye bana ait değil. Onu tekrar pedere geri ödemem lazım. Ama bana diyor ki sermayeyi ben vereceğim. Ben şimdi ne yapacağım? O sermayeyle bir şirket kuracağım. Kar elde edeceğim. Bunu geri ödeyeceğim. Maneviyatta da aynı şekilde. Yaratan bana bir sermaye veriyor. Kalpteki noktam. Diyor ki bununla sonsuzluğu edinebilirsin. Ben de şimdi ne yapıyorum? Bundan kendimi inşa edecek bir dünya inşa ediyorum. O dünya çevrem. Sonuçta inşa edeceğim şey ruh. Tıpkı o sermayeyle bir şirket, kar eden bir şirket inşa edeceğim gibi. Aynı mantık. Tamam, bu dünyadan aynı örneklerle. Okay, Cengiz sormuş İstanbul'dan. Bu daha doğrusu bir yorum sanıyorum. Pazar dersi çoğul enerjisi güzeldi ama arzusu işlendi. Ne var ki bizlerin bu konuda ne yapması gerektiği açıklanmadı. Yoksa bunu biz mi keşfedeceğiz? Okey, buna değiniriz. Mira sormuş. Kongreden itibaren yaratan bizi bırakacak ne demek? Bunu biraz açar mısınız hocam? Daha doğrusu ne olacak bırakınca? Arkadaşlar yaratan bizi hiç bırakmıyor. Benim demek istediğim şey şu burada. Şimdi yaratan bize güzel bir hava verdi, güzel bir enerji verdi. Kendimizi iyi hissediyoruz şu anda grupta. Grupta genel güzel bir his var, güzel izlenimler var. Tamam mı? Yeni arkadaşlardan bahsediyorum özellikle. Eski olanlar tecrübeli zaten. Çünkü siz düşüş yaşadınız. Düşüş ne biliyorsunuz? Canınızın sıkılması ne biliyorsunuz? Tamam mı? Arkadaşların da şimdi gözünü korkutmak istemiyorum. Demek istediğim şey şu. Çok güzel bir şey yaşayacağız. Düşüş değil bu aslında. Yaratanın bizi bırakması da değil. Hiçbir zaman yaratan bizi bırakmıyor. Hep sarıyor. Yaratanın yaptığı şey şu olacak. Tamam mı? Kongreye geleceğiz. Güzel bir kongre bitireceğiz. Kongreden sonra geri gittiğimiz zaman hafif bir ağırlık, hafif bir olumsuzluk hissedeceğiz. Tamam mı? Bu şu demek. Yaratan bizden arzumuzu sanki aldı. Almadı ama sanki aldı. Yani diyor ki şimdi bak ben sana güzel bir his vermiştim. Sana güzel şeyler gösterdim. Harika şeyler öğrendin. Seninle aynı yolda olan, seninle aynı arayış içerisinde olduğunu bilmediğin, hatta başka insanların bile bu soruları sorup sormadığını bile bilmiyordun ama onlarla tanıştın. Seninle aynı şeyi isteyen insanlar. Ve bakıyorsun şimdilik o kadar da kötü değiller. Fena değiller yani anlaştığım birkaç kişi var. Keyfimiz şu anda yerinde. Tamam mı? Bunlar iyi hisler, iyi izlenimler. Daha sonra yaratan bize bu ağırlığı verecek ki özgür seçimimiz olsun. O yüzden özgür seçim önemli. Yani özgür seçim şu demek arkadaşlar. Biraz önce Cem de sordu çabam ne diye. Çaba yapmak istemediğim zaman yapmaya çalışmaya denir. Tekrar edeyim mi o cümleyi? Doğru çıktım bilmiyorum. Çaba bir şey yapmak istemiyor iken yapmaya çalışmaya denir. Bir şeyi istiyorken, isteye isteye yapıyorsam bir şeyi çaba değil o. Zaten isteyerek yapıyorum. Ne çaba olacak ki o? İstediğim bir şey yapıyorum. Tamam. Bunu biraz içinize koymak istiyorum önceden. Çünkü önceden bilmek altıma bir bir ağ koymak gibi. Yani beni koruyacak bir güvenlik ağ inşa etmek gibi. Bu güvenlik ağ normalde grup. Tamam mı? Ama demek istediğim şey şu. İsteksiz hissettiğiniz zaman kendinizi, tamam mı? Bilin ki işte şimdi yaratan size özgür seçim fırsatı veriyor. Bunu not alın defterinize. Dostlara yönelik bir şey yapmak istemediğim zaman yaratan bana özgür seçim hakkımı kullanma fırsatı veriyor. Dostlar için bir şey yapacak mısın manen ilerlemek için yoksa yapmayacak mısın? Okay. Bu noktalar
çaba olarak bilinir. Ve damlaya damlaya göl olur dedikleri şey de damlalar bu damlalar. Yapmayı istemediğim zaman yapmak durumunda olduğum bu çaba. O yüzden çaba derken biraz tanımlarımıza ince ayar çekmemiz lazım maneviyatta. Okay. Elimizden bırakmıyor yaratan hiçbir zaman. Sadece bize yapacak, çaba sarf edecek bir ek yer daha sunuyor. Biz bunu sanki düşüş olarak, sanki yaratan bizi bıraktı, unuttu, beni sevmiyor gibi hisler olarak algılıyoruz. Ama yok öyle bir şey. Yani bir baba bir çocuğunu sevmez mi yani? Bugün seni seviyordum, yarın seni sevmeyeceğim. Yok öyle bir şey. Tamam, annede de yok, babada da yok. Tamam, normal yani normal iki tane insandan bahsediyor olursak. Tamam, sevgileri hiçbir zaman bitmiyor çocuklarına yönelik. Sadece ne yapıyorlar çocuğa? Biraz daha büyümesi için ekstra koşullar sunmak zorunda ki çocuğun aklı gelişsin. Bize de aynı şeyi yapacak yaratan. Biz sadece bunu biraz olumsuz gibi hissedeceğiz. Bunu da mı yapmam lazım? Hani çocuklar bazen der ki ama anne bunu yapmak istemiyorum da vesaire gibi. Ama anne ne diyor? Kusura bakma yapmak zorundasın yoksa öğrenmezsin. O yüzden oturuyor ev ödevini istemeye istemeye yapıyor. Biz de aynısını yapacağız yani. Tamam, çok komplike bir şey yok. Grupla beraber olursak arkadaşlarla o zaman havamız iyi olur hep. Tamam mı? Bu olumsuz bir şey değil. Sadece grupla hemen olumlu bir şekle çevirmem lazım. Yani bu ince ayarları yapmam lazım. Tamam mı? Size o yüzden önceden bunları yani önceden söylüyorum. Tamam mı? Yolda bunlar önümüze çıkacak. Ama olumsuz hiçbir şey yok maneviyatta. Ben sadece hep ilerlemek için koşulları kullanacağım o kadar. Şimdiki. Başka. Sorular yukarıdan mı geliyor aşağı? Okey. Okey, tüm sorular aşağı. Okey, Mehmet Bey sormuş Denizli'den. Şimdi kaderimizi nasıl yaşadığımıza etkin eden çevresel faktörleri değiştirmeye çalışmalı mıyız? Yoksa bu çevresel etkileri de kaderin bir parçası olarak mı görmeliyiz? Dağıtım vesaire olumsuz çevresel faktörleri değiştirmede etkili olabilir mi? Olabilir. Okey, olabilir. Şöyle söyleyeyim ben. Pardon bir saniye. Okey. Şimdi şöyle söyleyeyim. Okey. Sorunu bir daha bir okuyayım. Şimdi Mehmet şöyle demiş Deniz'den. Kaderimizi nasıl yaşadığımıza etki eden çevresel faktörleri değiştirmeye çalışmalı mıyız? Yoksa bu çevresel etkilerde kaderin bir parçası olarak değil. Okey. Kaderin bir parçası olarak alaydım. O zaman bir şey yapmazdım. Kalpteki noktası uyan adamın ince ayarı şu. Ben manen ilerlemek istiyor isem tıpkı iş hayatı gibi. Tamam mı? İş hayatı gibi düşün. İş hayatında ben ne diyorum? Ben hangi sektöre girsem ki orada para kazanırım? Nerede bir yenilik var? Kimsenin daha girmedi ki. Hemen ben bir gireyim. Şu ürünü getireyim. Hemen kremasını yiyeyim. Çıkayım. Maneviyatta da aynı şey. Tamam, çok kurnazca düşünüyoruz. Ben şimdi nasıl kalpteki noktayı en iyi, en keskin, en baba şekilde etkilerim ki bu koşsun. Tamam. O yüzden çevre önemli. Çevreyi ona göre inşa ediyorum. Şimdi atıyorum sen Denizli'desin. Denizli'de kimse yok mesela. Diyelim ki, tamam mı? Tek başınasın. O yüzden ne yapacaksın? Sanal ortamı kullanacaksın. Derslere sıkı tutunacaksın. Kitaplara sıkı tutunacaksın. Dağıtımda yapabileceğin bir şey varsa sanal olarak onu yapmaya çalışacaksın. Tamam? Ki yaptığın şeyler, grupla yaptığın ortak eylemler sanal dahi olsa ne yapacak? Düşünceni, niyetini yaradana doğru yapacak. Okey. Yani biz de asbelkadabraya taşınmadık. Buraya taşının diye söylemiyorum. Onu yanlış anlamasın kimse. Tamam mı? Hadi atlayın, bavulları toplayın diye söylemiyorum bunu. Ama bizler de buraya gelmeden önce düşündük, taşındık. Tamam. Ne yaptık? Kendimize şunu sorduk. Hepimizin sorması gereken şey şu. İlerlemek için nasıl bir çevre inşa etmem lazım? Nerede olursanız olun. İstanbul'da olur, Trabzon'da olur, Diyarbakır'da olur, İzmir'de olur, Adana'da olur, Ankara'da olur. Önemli değil. Ben şimdi burada yaşıyorum. Ankara'dayım diyelim. Ankara'da yaşıyorum.
benim ilerlemem için burada ne yapabilirim? Önce ona odaklanmanız lazım. Burada arkadaşlar var mı? Var. Hemen onlarla bir buluşalım. Yoklar mı? Yoklar. Okey. O zaman ne yapacağım? Sanal program ne? Ben dersler ne zaman, arkadaşlar ne zaman buluşacağım? Facebook'ta ne yapacağım? Arkadaşlara yönelik olumlu şeyler ne yapabilirim? Vesaire. Kendimi bir organize etmem lazım. Faaliyetlere nasıl katılabilirim? Eğer bu arkadaşlar 2-3 ayda bir şehirde buluşuyorsa acaba ben de gidebilir miyim? Bir fırsat yaratabilir miyim? Tamam. Bunları düşünmem lazım. Önemli değil nerede olduğunuz. Şu anki sanal ortam koşullarına göre tamam hepimiz maneviyatta cici cici ilerleriz. Hiç sorun yok. Ama kişinin kendisi çevreyi inşa etmesi lazım. Tamam, yoksa Allah'ına kurban gidiyor olursunuz yani. O zaman harbiden kader olur ama o kötü kader. O yüzden ne diyor? Ya iyi ilerleyeceksin ya olumsuz ilerleyeceksin. Dağıtımı sanalda yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. Öner Ankara'dan sormuş. Hangi koşula gelirsem ıslah olmuş ya da ıslah olma yolunda sayılırız? Yoksa son ıslaha kadar gerçek ıslah yok mu? Son ıslaha kadar kısmi ıslah var. O yüzden son ıslaha kadar mükemmelliği hissedemeyiz. Son ıslaha kadar, son ıslah şu demek. Son insanın en son ıslaha kadar. Yani bireysel bir son ıslah var ama bir de genel son ıslah var. O genel son ıslaha kadar hiçbirimiz mükemmelliği hissetmeyeceğiz. Hissedemeyiz ki. Diyelim ki kalbim iyi çalışıyor ama Allah korusun kolumu kesmişler. Yani anlatabildim. O yüzden sorumluluk her zaman kalpteki noktası uyanan insanlardı. Dağıtımı bu yüzden yapıyoruz. Niye insanoğluna sürekli anlatıyoruz? Gelenlere hep kardeşimiz, aile bireyleriymiş gibi yakınlaşmaya en azından çalışıyoruz. Yapamasak bile yani bir çaba var. Tamam mı? Elimizden geldiğince bir şey yapmaya çalışıyoruz. Çünkü hepimizin günlük hayatı var yani. Tamam, ailesi, işi, gücü yani herkesin ve bu işe de herkesin yani hiç kimsenin kolay değil uzun lafın kısası ama kolay olmaması iyi bizim için. Tamam mı? Çünkü burada işte çaba olacak. İstemiyorum ama yapmam lazım. Tamam mı? Çünkü sanki çocuğuma bakıyormuşum gibi. Ona bakmam lazım. Onun için bunu yapmam lazım. Onun için çalışmam lazım vesaire vesaire. Burada da o yüzden son ıslaha gelene kadar bir şey yok ama yük bizde. Yani bizim özellikle iyi çalışmamız lazım uyandığımız için. Alex sormuş. Alexander İzmir'den soruyor. Tek başıma bilhassa boş vakitlerimde makale okuyorum ve kütüphanede dolanıyorum. Ben bu hususta buna amaç uğruna ve dostlar için bir nevi özgür seçimi gerçekleştirmiş olarak sayılır mı? Şimdi özgür seçimi şöyle gerçekleştirebilirsin. Bir seçim yapabilmen için iki koşul olması lazım. Tamam mı? Diyeceğim kendime ya bu ya bu. Zaten yapacak işim yoksa gün içinde. Tamam, buna pek özgür seçim diyemem. Tamam, zaten işim yoksa gün içinde lay lay lom dolanıyorsam ortada hadi bir de makale okuyayım der isem bu pek bir özgür seçim değil. O yüzden kavalistler her zaman ne diyor insana, öğrencilerine? Diyor ki bak, gün içerisinde çalışacaksın. Bu bir, işin olacak. İkincisi, yani erkekler için geçerli bu özellikle, erkek evli olmak zorunda. Tamam mı? Erkekler için önemli. Yani zorakilik yok elbette grupta, yanlış anlamayın. Tamam mı? Ama erkek için maneviyatta önemli yani. Eğer iyi ilerliyorsanız hissedeceksiniz evliliğin gerekli olduğunu. Tamam mı? Mümkünse çocuk sahibi olmak. Tamam. Bunların hepsi çok önemli bir şey. Neden? Bir, özgür seçiminde önemli. İki, ruhunu inşa etmede de önemli faktörler olacak. Tamam mı? Çocuklarına yaklaşımın, eşine yaklaşımın, arkadaşlarına yaklaşımın, maneviyata yaklaşımın, işin. Bunların hepsini ileride maneviyatta bir noktada bütünleştireceksin. O yüzden özgür seçim tüm bir sürü dünyevi koşulların içerisindeyken olur. O yüzden maneviyatta adam zengin dahi olsa ona denilen şey git çalış. Git normal insanlar gibi en az günde 4-5 saat çalış, bir iş yapıyor ol, ondan sonra konuşalım. Tamam, çünkü adam gelişmez. O yüzden eğer durumuna göre, tamam, eğer işin gücün varsa vesaire ve arada sırada ay şurada bir makale okusam iyi olur deyip yapıyorsan evet güzel. İstanbul'dan Acat soruyor.
Biliyorsunuz coğrafyamızda bize empoze edilen yaradanın kimliği ile ilgili kafa karışıklığı nasıl netleştirecek? Valla netleştirmek bize bağlı. Şimdi bakın, sokaktaki insanların hiçbir suçu yok. Daha önce de sanıyorum söyledim bunu. Tamam, şunu şöyle yapalım. Neden onu da söyleyeyim. Seçim hakkı, bakın tüm realiteye baktığınız zaman hepimiz bir yerdeyiz madem. Tamam mı? Tüm insanoğlu burada diyelim, tamam mı? Tüm insanoğlu, 7 milyar insan bu dünyada yaşıyor. Seçim hakkı herkese verilmiyor ki, kalpteki noktası olanlara veriliyor. Ve diyelim ki şurada da kalpteki noktası olanlar var. Diyelim şu bizim grup. Bunların seçimi var, başkasının yok ki. O yüzden biz özgür seçimimizi doğru kullanır isek, tamam mı? Yaratan diyor ki, sizin kalpteki noktanız olduğu için size iyi bir fırsat verdim diyor. Yaratan diyor ki, şu benim ışığım, sizin özgür seçiminiz bunu çektiği için sizden diğerlerine geçer diyor. O yüzden tüm dünyadaki problemleri çözmek, aslına bakarsanız kalpteki noktası olan adamların elinde. Kalpteki noktası yoksa adamın konuşacak bir şey yok ki. Ha sokaktaki inek, ha sokaktaki adam. Yanlış anlamayın, aşağılamak için söylemiyorum bunu. Doğanın kanunu böyle. Tamam, sokakta bir, atıyorum, herhangi bir kedi. İçgüdüsüne göre davranıyor. Sokaktaki bir adama bakın. Yürüyor, işe gidiyor, sanki bir robot gibi, makina gibi söyledikleri şeyler. Hangimiz gün içerisinde söylediğimiz her şeyi hesaplıyoruz, düşünüyoruz, ayar çekiyoruz ve söylüyoruz ki? Otomatik çıkıyor her şey. Ta 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 ta. Tüm hayatımız otopilotta gidiyor. Adam bir şey yapmıyor. Sokaktaki bir kedi de bir şey yapmıyor. Ve onları küçümsemek için söylemiyorum. Buraya gelmeden önce biz de öyleydik. Özgür Seçim makalesini belki okuyana kadar haberiniz bile yoktu. Ben hala o şekilde gidiyor olabilir adam. Niye maneviyatı çalışıyoruz? Kalpteki nokta uyandıysa buna nasıl yön vereceğimi bu dersler sağlayacak. O yüzden çerçeve bizim için çok önemli. Ki kendime ayar verebileyim. Yoksa bu kalpteki nokta da yani istediği kadar uyansın ama bunu yönlendirecek bir cihaz olmazsa o zaman ne yapacağım ki? O da Allah'ına kurban. Çayırda İnek gibi dolaşacak yani. O yüzden özgür seçimi olan insanların üzerinde bir etki var. O etki tüm dünyaya yayılabilir. Hem de çok çabuk yayılabilir. Okay. O da bizim elimizde olan bir şey. Tamam. Arkun sormuş Kocaeli'den. Dostum, bende gördüğü bir niteliği içinde ıslah ettikten sonra benim de niteliğim değişir mi? Şöyle, o güzel bir soru. Hepimizin içinde hepimiz varız. O yüzden eğer ben kendimi ıslah eder isem, hepinizin içindeki mutlu denilen nitelik ıslah oluyor. O yüzden kalpteki noktası olanlar ıslah olurlarsa tüm dünyaya çok çabuk yayılır. Tamam, bu çok ilginç bir fenomen. Ama nasıl rüzgar tüm havayı etkiliyor? Tüm yaratılışı etkiliyor değil mi? Bir rüzgar estiği zaman tüm insanları, hayvanları, ağaçları, kumları, taşları etkiliyor o rüzgar gücüne göre. Tamam mı? Burada da aynı şekilde. Kalpteki noktası olan insanlar ıslah oldukça, kendilerini iyiliğe çevirdikçe diğer insanlar da akın akın gidiyor. Dalga dalga etkiliyor. Oldu. O yüzden hepimiz tüm dünyayı etkiliyoruz. O yüzden hepimiz sürekli o özgür seçim noktasına ince ayar verip ilerlemek için çaba sarf etmek zorundayız elimizden geldiğince. Okey arkadaşlar, saat 9:30. Bir tek ricam var, geç başladık. O yüzden birkaç dakika geç gidebiliriz. Bana şu izlenimlerinizi hemen yazarsanız şuradan sayfadan, internet sayfasından bakayım. İzlenimleriniz neydi şeyli olarak? Yani pazar akşam dersiyle ilgili izlenimleriniz neydi? Kısaca bir yazın. Bizim için önemli. Çünkü her zaman yani iyi bir rehber hep öğrencilerin huyuna, suyuna, doğasına göre ders vermeli. Tamam, biz de buna çok çaba sarf ediyoruz. O yüzden önemli. Hemen buraya yazarsanız iyi olur. Okey. Bu arada onun dışında herhangi bir sorunuz varsa da onları da yazın. Sorun yok.
Onlara da cevap vermeye çalışalım. Bir 5 dakika, 3-5 dakikaya dersi bitireceğiz nasıl olsa. Ama bu arada olur. Tamam mı? Şimdi pazar günü her zamanki gibi akşam yine, yani her zamanki gibi dediğim ikinci dersi de 8'de, akşam 8'de yine dersi çevireceğim. Ondan sonra cuma. Eğer Allah'tan bir şey olmazsa, yukarıdan bir mani olmazsa 8'de dersi çevireceğim. Okey. Şimdi bir ricam daha var. Eğer Hakan, Yılmaz dinliyorlarsa yarın sabah dersi size emanet, çünkü İngilizce ders vermem lazım. Onu da buradan söyleyeyim. Eğer burada değiller iseniz Müge, sen Yılmaz'a söylersin. Okey, sabah dersi o ve Hakan'a ait. Hakan'ı arasın ve sabah dersinin ilk bölümü onlara ait. Okey, Aylin Hanım İstanbul'dan demiş ki pazar dersi yerine şu anki dersi tercih ederim. Okey. Okey. Okey, başka film. Arkadaşlar hadi bana bir iyilik yapın. Feedback verin. Şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. E-posta da yazabilirsiniz. Okey, bakın çok mutlu olurum. Eğer e-posta yazarsanız siteden pazar dersi nasıldı? Nasıl değiştirmek istediğiniz bir şey var mı? Eleştiriniz var mı? Olumlu olumsuz yazar iseniz ben buradan arkadaşlara iletirim onları. Tamam, herkes ona göre bir geri dönüşüm alırsa iyi olur. Oldu, lütfen bir e-posta atın. Tembel olmayalım bu konuda, tamam mı? Çünkü manevi çalışma hepimiz için önemli bir şey. Tamam, bizim için en önemli şey. O yüzden lütfen tembel olmayın. Lütfen hepinizden 2-3 satır bekliyorum. Pazar akşam dersi nasıldı? Daha iyi nasıl yapabiliriz? Önceki derslere göre keyfiniz yerinde miydi, yerinde değil miydi? Neyi sevdiniz, neyi sevmediniz? Bana onları yazarsanız iyi olur. Tamam mı? Okey, Cengiz güzel bir soru sormuş. Şurada hemen ona cevap vereyim. Alma arzusuna takıldım biraz. Bu arzuya sınır koymamız veya dur dememiz lazım mı? Hayır. Tamam, maneviyatta son soru arkadaşlar bu. Tamam mı? Son soru. Maneviyatta arzumuzu sınırlamıyoruz. O dincilerin yaptığı şey. Tamam mı? Yani yapamıyorlar gerçi de, yapmaya çalıştıkları şey. Ama çok da hepsi hırsız oldu. Ama şöyle düşünün, tamam mı? Maneviyatta çok kurnazca bir şey var. Maneviyatta adamın doğası öneme göre gider diyorlar. Yani bir şey benim için önemli olursa o şeye çok çaba sarf ederim. Eğer o şeye çok çaba sarf eder isem geriye kalan şeyler ne olacak? Önemsiz olacak. Dolayısıyla önemsiz şeylere de çaba sarf etmeyeceğim. O yüzden kalpteki noktayı geliştirmek istiyorsam, yaratan benim gözümde çok değerli olmalı. Ve bu dünyada değersiz olmalı. Tamam. Bu değeri ancak çevrenin etkisiyle yakalayabilirim. Bana sürekli çevre derse, wow, yaratan muazzam bir şey. Sonsuzluğu edineceğiz. Tüm yaratılışı edineceğiz. Yaratan gibi tüm kontrol bende olacak. Hayatımın tüm problemleri çözülecek. Süper. Eğer bu şekilde grup bana sürekli reklam yaparsa, dışarıdaki materyalist hayatın yerine, o zaman yaratan benim gözümde çok önemli olmaya başlar. O zaman dünyevi arzuları takmam kafaya. O yüzden özgür seçim maneviyatta ilerleyişimin püf noktası. Çevreyi seçersem kafam o yönde olur. Yoksa kafası adamın gün boyunca, siz de biliyorsunuz, bin bir yerde. Okey. Şimdi arkadaşlar, o yüzden bana lütfen bu yazdıklarınızı e-posta atın. Oldu, lütfen rica ediyorum. Tamam mı? E-posta atın. Burada hepsinin üstünden geçmeyelim, bir arşivleyelim, bir bakalım ne var ne yok. Hep de analiz etmemiz için bizim için de iyi olur. Onun dışında ekleyecek bir şeyim yok. Özgür Seçim makalesi tekrar üstünden geçebilirsiniz. Okay, hepinizi kucaklıyorum. Sevgiyle kalın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi akşamlar.